Bediüzzaman Hazretleri, Büyük Mehdi'nin 3 vazifesinin üstadın yaşadığı dönemde yapılamayacağını, ancak ahir zamanda hayatın geniş dairesinde yapılabileceğini risalelerde şöyle anlatmıştır. Hem bu 3 görevin birden bir şahısta yahut cemaatte bu zamanda bulunması ve mükemmel olması ve birbirine engel olmaması pek uzak. Adeta mümkün görülmüyor. Ahir zamanda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyunun nurani cemaatini temsil eden Hazreti Mehdi'de ve cemaatindeki şahs-ı manevide ancak bir araya gelebilir. Ta ahir zamanda hayatın geniş dairesinde asıl sahipleri yani Mehdi ve şakirtleri Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir, o daireyi genişlettirir ve o tohumlar sümbüllenir. Bizler de kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz. Bediüzzaman Hazretlerinin yakın talebelerinden Abdülkadir Badıllı, İttihad-ı İslam'ı ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğini anlatıyor. Üstad da hep 3 merhaleden bahsediyor daima. İmanı kurtarmak, ondan sonra hakayık-ı sünnet-i semiye ve şeriat-ı Muhammedi ihya eylemek, ondan sonra yeryüzünde İslam'ın imparatorluğunu kurmak. Dolayısıyla şunu söyleyebilir miyiz hocam? Allah'ın izniyle üstadları müjdelemiş, İttihad-ı İslam'ın da yakın olduğunu siz de belirttiniz. İttihad-ı İslam tesis edilecek inşallah. Başında da birisi olacak. Değil mi hocam inşallah? Tabii. Yani Cenab-ı Hak bu kavramı budur. Çekirdek dikmek lazım. Çekirdekten bir nesil yetişecek. Bu nesil çoğalacak, çoğalacak, çoğalacak. Allah da onlara başına işte bir Mehdi getirecek. O gelecek olan zat Risale-i Kendilerler program yapacak. Yani asıl Mehdi bu zamanda gelecek olan, ahir zamanda gelecek olan Mehdi nasıldır, ne yapacak, vazifesi nedir? Bunu zaten söylüyor Risale'de. Üstad Hazretleri zaten bugünlerle müjdelemişti hepimizi. Evet. Yakında Allah'ın izniyle İttihad-ı İslam'ın olacağını söylemişti. Evet. Bu zamanın en büyük farz vazifesi İttihad-ı İslam'dır diyor zaten kendisi. Diyor. Daima ümit vermiş. Mesela hutbe-i şahresini görmüşsünüz. Yemin ediyor. Yemin ederim ki Allah'a hakim istikbal yalnız ve yalnız İslam'ın olacak. Kur'an'a hakimiyeti olacak. Başka bir şey değil.